Efendim yeniden merhaba. Bu bölümde de Van Milletvekili Sayın Gülşen Orhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Sıcağı sıcağına döndünüz Van'dan. Ankara üzerinden geldiniz. Önemli bir festival var. Biz sizinle birkaç sene önce o festivalle ilgili bir program yapmıştık ve çok ilgi çekmişti. Bu yılki festivalden de konuşalım istiyorum. Bir taraftan çözüm süreci nasıl gidiyor? Bölgenin bir milletvekilisiniz ve zamanınızın büyük bölümünü orada geçiriyorsunuz. Lütfen bize oradaki izlenimlerinizi de söyleyin. Bir de Şahika'nın güzel bir dalışı oldu. Onun görüntülerini de arkadaşlarımız bize lütfen tekrar göstersinler. Sizin de o konudaki görüşlerinizi soralım. Hangisi hazır? Arkadaşlarımız görüntü... Dalışı bir verelim, bir görelim bakalım. Siz de lütfen görüşlerinizi paylaşın. Çok güzel, önemli bir dalış yaptı Şahika. Evet, ben çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Dün oradaydık Sayın Fatma Şahin de bakanımızla. Çok zorlu bir dalış yaptı. Nasıl evet. Van Gölü, Van açısından büyük önem taşıyor kuşkusuz, o bölge için de öyle. Nasıl bir yerdir Van Gölü? Biraz anlatır mısınız bize orayı? Van Gölü aslında 1500 metre denizden, 1500 metre yükseklikte Avrupa'nın en büyük gölü. Sodalı, içinde tek canlı olan inci kefali yaşıyor. İnci kefali üremek için tatlı suya gidiyor. Dün Şahika Ercümen'in oradaki denemesi hem İnci Kefali Festivali'ne bir farkındalık yaratmak hem de serbest dalışta kırdığı rekorun rekoru egale etmekti ve bunu başardı. 61 metreyle bunu kırdı. Van Gölü sodalı ve yüksek bir yerde olması hasebiyle bu çok da zorlu bir dalışmış. Yani diğer dalışlarından daha dezavantajlıydı. Evet. Peki insanların gölü kullanmaları noktasında Vanlılar bu gölden nasıl istifade ediyorlar? Evet. Ne şekilde yararlanabiliyorlar? Aslında Van Gölü etrafıyla, doğal güzelliğiyle çok önemli bir turistik havza normalde. Hem turizm açısından hem de Van'ın ekonomik anlamda kalkınması açısından çok önemli. Balığın çok, bu balığın da orada bulunuyor olması çok önemli. Hem ekonomik hem de turistik manada, turizm amaçlı kullanılabilecek bir özelliğe sahip. Şimdi tabii etrafında dağlar olan, üç mevsimi bir arada yaşayan bir şeydir, bir konsepttir Van Gölü Havzası. Biz bu konuda son dönemde işte Van Gölü Su Sporları Festivali, işte İnci Kefali Festivali, flamingolar var. Düşünebiliyor musunuz? Van'da flamingolar var. Birçok yani insan bilmez bunu mesela. Evet, yani bizim bir yüzlerce kuşun olduğu bir doğal parkımız var. Doğal bir havza. Göç yolu herhalde değil mi Van flamingoların? Evet. Oradan bir yere gidiyorlar ya da bir yerden oraya geliyorlar. Evet, kadar. Mesela Eylül ayında geliyorlar. Orada işte konaklıyorlar. Çok güzel bir görüntü var orada. O festivali de gerçekleştiriyoruz. Bunları işte bu güzellikleri Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak amacındayız. Çok güzel. Bu son 5 yılda neredeyse 4.sünü 5.sini yaptığımız, hiç değinmediğimiz konular var. Kültürel manada da Fakih Teyran Festivali'ni yapıyoruz. Kürt kültürünün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması amacıyla. O festivale geleceğim fakat son durumu siz yerinde gözlemlediğiniz için daha iyi biliyorsunuzdur. Van depremiyle ilgili yaraların sarılması noktasında ne aşamadayız? Bir kısaca onu özetleyelim, sonra festivale geçelim. Evet. Canlı olarak yani görebileceğiniz bir de şey var, görüntüler var arkadaşlarda. O eş, onun eşliğinde belki anlatırsam daha manalı peki olabilir. Şimdi bir sene sonra 17 bin konutun teslim edildiği bir deprem sonrası şey yok. Şunlar hayat değil mi? Yok, evet. Bir sene sonra 17 bin konut teslim edildi. Önce tabii işte çadırlarla, sonra konteynerlarla, sonra işte kalıcı konutlarla vatandaşlarımız yeni bir hayata adapte olmaya çalıştılar. Uydu kentler var, çok önemli, çok büyük. Orada işte altyapısıyla, okullarıyla, kültür merkezleriyle, camileriyle yepyeni alanlar. Tamamlandı sonra, onlar ve tabii, insanlar tabii, yaşamaya onlar başladılar. Tamamlandı. Şimdi köyler var. Mesela birkaç köyümüz görüntüde göründüğü gibi yine TOKİ tarafından yapılmış, altyapısının yapıldığı, bittiği şeyler, köyler. Onlar da işte peyderpey bitiyor. Onları vatandaş kendisi yapmak istedi. Yani başka bir konsept arzu ettiler ve biz uyarlamaya çalıştık. Kendileri yapıyorlar ve devlet onlara o krediyi aynı TOKİ konutlarındaki gibi ödüyor. Dolayısıyla şu an itibariyle
gerçekten rahat bir yaşantı söz konusu. Altyapı noktasında Van'ın altyapısının, imar değişikliğinin de yapılmış olması çok önemli. Büyük şehir olması Van için çok önemli. Bakın bunlar bu Edremit TOKİ konutlarımız. Ne durumda bunlar? Tamamlandı mı? Tabii bunlar... İnsanlar oturuyorlar şimdi. Bu konutlarda insanlar oturuyor gördüğünüz gibi. Edremit. Evet. Mesela depremden sonraki yatırımlarımız çok önemli. Sosyal hayata adapte olması için insanlarımızın. 5000 kişilik spor salonu vardı biraz önceki görüntüde. Sonra yüzme havuzu. Olimpik. O tamamlandı mı? Tamamlanmak üzere. O şu an inşaat halinde. Olimpik yüzme havuzumuz şu an kullanımda. Mesela 60 teknelik bir marinamız şu an yapım aşamasında. Yani su sporlarında Van'ın daha çok kullanabilmesi için değil mi? Tabii. Yani orada hakikaten Van'da tekne gezisi yapacak koyları var Van'ın da. El değmemiş. Yolların gitmediği yerler var. Oralar için insanlar artık tekne almak istiyor ama bir marina yok. Şimdi marina yapıyoruz. Sene sonunda bitmesi öngörülüyor. Büyük bir turizm potansiyeli var. Biz bunu hiç kullanamadık şimdiye kadar ama şimdi kullanabileceğiz bunları tamamlanırsa. Görüntüde de var. İşte Van Gölü'nün hareketliliği. Offshore yarışları yapıyoruz. Beşincisini yapacağız bu sene. Su Sporları Festivali'nin dördüncüsünü yapıyoruz. Hangi tarihlerde? Bir hatırlatalım mı? Eğer aklınızdaysa tarihler. Tabii festivalleri. 1 Kasım'da, özür diliyorum, 1 Temmuz'da Su Sporları var. Önümüzdeki hafta Fakirteyran var. Aslında birçoğunu geride bıraktık. Hem bu hafta hem de önceki hafta mesela işte ilçelerimizdeki festivaller, İnci Kefali Festivali bunlar geçti. Bahardan yaza doğru giden birçok festival var. Kışın da devam eden birkaç tanesi var. Tabii kışın mesela bizim Abalık Kayak Tesisimiz var. Çok önemli bir yerde. Van Gölü'nü ve Süphan Dağı'nı görerek aşağı iniyorsunuz. Öyle bir pist. Hem profesyonel amaçlı kullanılabilecek hem de amatör anlamda kullanılabilecek bir piste sahibiz şu an. Kayak tesisimiz var. Kış turizmi açısından da bizim önemli bir potansiyelimiz var. Ben az önce Van kedisini de görüyordum görüntülerde. Evet, kedinin... o da podyuma çıkıyor. Çıkıyor mu? Korunması ve tanıtılması için de çalışmalar var. Çünkü önemli bir bu sene ikincisini doğal yapacağız. Varlık. Evet. Bir taraftan da tabii Van yani Türklerin, Kürtlerin ve daha önce orada yaşamış olan Ermeniler açısından da önemli bir yerleşim birimi kuşkusuz. Akdamar Adası değil mi? Oradaki Akdamar Adası'nda kilise, bir Ermeni kilisesi var manastır tarzında. Onarıldı. Tabii kilise onarıldı. Şimdi manastır kısmını onarıyoruz. Orası ibadete açıldı. 3. senesindeyiz. Her Ekim ayında ibadete açılıyor ve dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler orada o gün ayin gerçekleştiriyorlar. Hatta çok bir güzel haçı da var tepesinde. Tabii yani haçı bir haç sorunu dikildi, olmuştu, evet, dikildi. Öyle bir, talebi olmuştu Ermenilerin. Sıkıntı, yani evet, kilise haçsız olmaz demişlerdi. Evet. Sonra gayet uygun bir şekilde bir haç konuldu tepesine, evet, benim hatırladığım. Haç bayağı bir büyüktü. Yerleştirmek zor oraya işte gençlerle yerleştirilmesi falan gerekiyordu. O biraz gecikince bir böyle rahatsızlık doğmuştu ama... Çözüldü onu. Gelirdi tabii ki. Peki bu güncel festivalden de söz edelim. Siz yıllardır onun güzel bir şekilde yürümesi için çok uğraşıyorsunuz arkadaşlarınızla birlikte. Kardeşlik ve barışın tesis edilmesinde güzel mesajların verilmesine bir vesile olduğunu düşünüyorum ben o festivalin. Evet. Biraz anlatır mısınız? Neler yapılıyor bu festival çerçevesinde? Evet. Ona geçerken şunu ifade edeyim doğrusunu isterseniz. Aylardır Van'dayız yani bu çözüm sürecinden sonra. İnsanların gerçekten diyaloğa, sevgiye, barışa, işte hayata, sanata, müziğe, doğaya olan özlemi çok büyük. Yani bu geçen kayıp yıllarımız olmuş. İnsanlar o kadar büyük bir rağbet gösteriyor ki bu festivallere. Geçen hafta biz Çatak ilçemizde Ganispi Doğa Festivali'ni yaptık. Çok güzel bir şelalemiz var orada. Belki Çatak tarihinde hiç bu kadar katılımcı görmedi orada. Yollar hep kilitlendi, insanlar yürümek zorunda kaldı, festivale yetişemedi. Çok büyük bir mutluluk var, orada bir özlem var, bir umut söz konusu. O yüzden gerçekten halkımızın, Anadolu'daki insanın düşüncesi, fikri, umudu çok farklı. Yani mesela işte İstanbul'daki olaylar değerlendirilince bunları da görmek icap ediyor diye düşünüyorum. Anadolu'da insanlar gerçekten farklı düşünüyorlar. Yani bizim paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Ve bu diyalog süreci, bu çözüm süreci, bu toplumsal barış sürecini çok iyi değerlendiriyor insanlar. Ve buna adapte olmaya çalışıyor.
doğal ve sanatsal bütün güzellikleri alıp özümseyip adapte olmaya çalışıyor. Nasıl gidiyor süreç sizin gördüğünüz? Gündemin biraz sanki alt sıralarına indi, başka konular yukarı çıktı. Evet. Bir çatışmasızlık ortamı var. PKK'nın geri çekilme süreci var ve bir taraftan da atılmakta olan ve atılması gereken adımlar var. İyi gidiyor mu? Bence çok fazla hızlı olmasını beklemek, çok fazla şeyler atfetmek doğru değil bu tür durumlarda, bu tür kangrenleşen sorunların çözüm süreçlerinde. Çünkü bu ne 30 yıllık ne 40 yıllık bir süreç, 100 yıllık neredeyse bir sıkıntının ürünü olan bir sorunun çözüm süreci. Dolayısıyla geçiş sancıları olacak. Bugün İstanbul'da yaşanan olayların dahi bununla bağlantısı var. Yani bakın, insanlar konuşabilecek bir mecrada iken, konuşabilecek, tartışılabilecek, paylaşılabilecek bir mecrada iken bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. En olmaması gereken günde, tamam, yanlış anlamalar olmuş olabilir, ifade yanlışlıkları, gecikmeleri olmuş olabilir ama karşılığı bu olmamalı, bu değil. Anadolu'daki insanlar bunu görüyorlar ve bunu istemiyorlar. Ben açık söyleyeyim, dün oradaydım, dün Van'da gördüğüm insanlar bunu istemiyorlar. Neyi kastediyorsunuz? Yani çatışmayı istemiyorlar. Hı. Yani çatışarak birbirlerine bir şey anlatmayı deneyen bir politika, bir süreç arzu etmiyor insanlar. Mesela o kadar kentte acı çektik ki çünkü çatışmalardan, yani, şiddetten, bakınız, gerginlikten bu kadar insan kaybetti. 50 bin insan yitirmiş bir ülke. 5 ağacın bir yerden alınıp başka bir yere taşınması için bunu yapmamalı. Yani bunu yapmaz, bunu beklemez, bunu kabul etmez gerçekten. Bu çok tehlikeli, çok Türkiye coğrafyasında yaşayan insanlar için gerçekten üzüntü verici bir şey ama bence karşılığı yok. Varsa bir yanlış, o telafi edilir. Çünkü öyle bir süreç şu anda Türkiye'de yaşanan. Yani barış sürecinin hassasiyetle devam ettiği bir ortamda, tabii, yani herkesin üzerine düşeni daha sorumlulukla yerine getirmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir. Kesinlikle öyle. Onu anlıyorum söylediklerinizden, değil mi? Onu kastediyorsunuz. Tabii tabii, kesinlikle öyle. Biz bu geminin içerisindeyiz ve etrafımızdaki ülkeleri görüyoruz. Bu coğrafya çok önemli. Bu coğrafya sıkıntılı bir coğrafya. Bu şekilde değerlendirmek gerekir. Yani hassasiyetleri gözetmek doğru olur. Türkiye'de yaşayan halklar bunu istiyorlar. Mesajları bu benim gördüğüm kadarıyla. Tekrar böyle bir çatışmacı havanın geri dönmemesi için oradaki vatandaşların ben sahip çıktığını görüyorum buradan baktığımda. Ellerinden geleni yapıyorlar ve bir çözüm için gayret gösteriyorlar ve bir beklenti içindeler sorunlarının hallolması için. Geri dönmeyiz değil mi biz? Yani o kötü günler tekrar yaşanmaz değil mi? Ne dersiniz? İşte ben de onu aslında vurgulamaya çalışıyorum. Oradaki insanlar bunu istemiyorlar ve bunu çok iyi sahiplendiler. Şimdi bundan sonra yapılacak olan nedir? Demokratikleşme adına hamleler yapmak, onu derinleştirmek, onu beklentileri doldurmak. Anayasal süreçte bir sürece doğru gidiyoruz ve burada mesela şunu çok merak ediyorum, yani siyasetçiler dünkü, işte önceki günkü olaylarla alakalı, yani bu kadar büyük ses getirmeye çalıştıkları bir konu. Peki çevre konusu önemli, ağaç önemli, park önemli. Peki anayasa da önemli değil mi? Peki anayasanın 5 maddesi için bu hassasiyeti niye göstermiyor Cumhuriyet Halk Partisi? Bir anayasa bekliyor bütün Türkiye. Orada bir uzlaşma kültürü oluşmasını bekliyor hükümet. Yani evet, bunu Türkiye'nin demokratikleşmesi için 5 tane anayasa maddesi için sokaklara dökülseniz ne olur? Herhalde herkesin burada uzlaşma adına katkı sağlaması lazım değil mi? Yani hepimizin daha çok uğraşmamız lazım. Çünkü anayasa konusundaki uzlaşmazlıklar her nereden ve ne şekilde geldiyse bir yerde takılıp kaldık anladığım kadarıyla ve yani belki bu bir tekrar sandık konusu olacak, belki bir referanduma götürülecek anayasa değişiklikleri. Anayasa yapmak aslında çözüm sürecinden belki daha kolay değil mi? Yani çözüm süreci belki daha meşakkatli, yani kamuoyundaki algısı öyle. Ama gerçi birbiriyle ilişkili yönleri var, yani devletin şeklinin
Cumhuriyet'in tanımının ne şekilde yapılacağı doğrudan çözüm sürecindeki bazı beklentilerle de yakından ilgili. Şimdi şunu söylemek icap eder. Çatışmanın olduğu bir ortamda hiçbir şeyden söz edilemez. Ne bir çözümden söz edilebilir, ne bir anayasal değişiklikten, ne bir demokratikleşme kültürünün oluşmasından, toplumsal barıştan, diyalogdan söz edilemez. Önce onun olması gerekiyordu. İşte o oldu mesela bir... silahın sustuğu bir döneme girilmesi gerekiyordu ki şimdi konuşuluyor, tartışılıyor, paylaşılıyor. Ama konuşulan hiçbir şeyin bence menfi olarak sonuçlanacağına ben inanmıyorum. Yani konuşarak her şey hallolur. Bütün dünyada böyle hallolmuş bu konular, bu sıkıntılar. Ve konuşulan bir süreçte, çözümün olduğu bir süreçte, çözüm arayışının olduğu bir süreçte bunlar çözülecektir. Bunlar konuşulacaktır, bunlar paylaşılacaktır. Ama işte sancılı olacaktır. Bunu o yüzden biraz evvel söyledim. Çok hızlı olmasını beklememek ama lazım. Ama güçlü değil mi umudunuzun, kesinlikle inancınızın güçlü olduğunu? Halk buna sahip. Yani evet. Bütün kamuoyu değerlendirmelerinde de bu gözüküyor. İnsanlar bunu istiyor, insanlar bunu bekliyor. Yani bu kültürel bütünlük gerçekten Türkiye coğrafyasında söz konusu, birliktelik söz konusu, ailevi bağlar söz konusu, tarihi bağlar söz konusu. Bu beklenti bu yönde, bunun geri dönüşü yok. İnsanlarımız bunu gerçekten içselleştirdi bugün. Biz de buna katkı sunmaya uğraşıyoruz. Mesela bizim yaptığımız festival insanların Kürt kültürünü tanıması adına, tanımadan bilemezsiniz, görmeden bilemezsiniz, gelmeden bilemezsiniz. Dördüncüsü değil mi bu sene? Kaçıncısı yapılıyor bu sene? Evet, bu sene dördüncüsünü hangi yapıyoruz. Tarihler arasında bir festivali isterseniz bir hatırlatalım. Hangi evet. Tarihler arasında olacak? Neler oluyor bu festivalde? Evet. Ne yapıyorsunuz? Evet. 15-16 Haziran tarihlerinde olacak. Van'ın Bahçesaray ilçesinde gerçekleştiriyoruz. Fakih Zeyran Kültür Festivali adı. 2 gün sürüyor. Festivalde sempozyum olacak, şiir dinletileri olacak, kültürel işte anlamda yemek, oranın yemek kültüründen sunumlar olacak. Ki çok zengindir Van evet. Mutfağı değil evet, mi? Evet, doğru. Anadolu'nun kuzeyi, evet. Doğu Anadolu'nun kuzey bölgesi. Evet. Satranç turnuvası olacak. Rafting olacak şu çayda gördüğünüz ben gibi rafting yapacağız. Ben size anlatırken fotoğraflara bakıyorum da Van'ın ne kadar olacak. Güzel bir şehir olduğunu... Ben o bölgeyi bilmeyen izleyicilerimiz için bir şekilde yolları düşsün diye arzu ederim. Evet. Van'a gidip görsünler Van Gölü'nü. Yeşil doğasıyla, yazıyla, evet. Kışıyla başka, bambaşka. Kış evet. Şartları çok ağır gerçi ama değil mi Van'da? Evet. Şimdi bizim yolumuz, yol medeniyettir, yaşamdır. Bizim yolumuz 3200 metreden geçiyor. Van'la bağlantılı olan yol. 3200 metreden geçtiği için kışın açmak çok sıkıntılı, çok zor. Açtığınız gibi hemen arkanızdan kapanıyor. Dozer bile orada mahsur kalıyor. Dolayısıyla... Bahçesaray'ı kastediyorsunuz Bahçesaray. Değil mi? Bahçesaray Van yolunu kastediyorsunuz. Evet. Kaç kilometre aşağı yukarı uzaklığı evet. Van merkezi? 130 kilometre. Aşağı yukarı 2 saat, 2,5 saat. Yani yol. Normalde daha önceki ulaşım şartlarında 3-3,5 saatte gidiliyordu Bahçesaray'a. Ama şu anda 1 saat 15 dakika, 1,5 saatte gidiyoruz. Çünkü biz yolu... genişlettik. Hem kar mücadelesinin olabileceği bir şekle dönüştürdük hem de daha hızlı da çünkü çok virajlı, çok çetin bir coğrafyadan geçiyor yol. Kışın en fazla şu an bu 4 yıldır en fazla işte bir hafta, 10 gün, 15 gün kapanıyor. Bazen kapanmıyordu ama biz o kısa sürede de kapanmasın diye şu an kar tüneli yapıyoruz. Kar tüneli. Evet. Kar tüneli. Şu fotoğraf çok güzel bu arada. Evet. İşte bu senenin fotoğrafı. Neresiydi orası? Burası neresi? Burası Bahçesaray merkezin içinden geçen çok çayın güzel. Görüntüsü. Bu çayın çıktığı yer. Bu Dicle'nin başlangıç suyu. Bu su için Saidi Nursi şunu söylüyor. Diyor ki Kevser Irmağı'ndan her cuma günü bir damla su dökülür Müküs çayına. Fakih Zeyran bu çay için... bu çayla ilgili onunla böyle konuşur tarzda bir şiir yazıyor. Ey avu av. Bunu, Fakih Zeyran'ın evi de kendisi Bahçesaraylı. Zaten onun için Bahçesaray'da yapıyoruz. Evi de böyle 300-400 metre çayın üzerinde bir yamaçta Fakih Zeyran'ın yaşadığı yer. Oradan çaya bakınca inanılmaz bir manzara var. Orada konuşurken hep diyorum Fakih Zeyran burada oturup şu manzaraya bakıp yazmış muhtemelen bu çaya bu şiiri. Hangi dönemde yaşadığını bir hatırlatalım mı? Tabii. Fakih Zeyran'ı çok bilmeyebilir belki bazı evet, izleyicilerimiz. Evet. 1560. Aslında siz tanıttınız biraz son dönemde onu söyleyeyim. Yani Anadolu'da o bölgedeki insanlar bilirler ve duymuşlardır ama
Türkiye genelinde maalesef değil mi? Doğu Anadolu'nun ozanları, şairleri ve edebiyatçılarının yeterince olması gerektiği kadar tanınmadığını söylemek mümkün. Şimdi doğru söylüyorsunuz. 1560 ve 1640 arasında aşağı yukarı tarihlerde oynama olabilir. Yaşadığı söyleniyor. Kendi şiirlerinde de veriyor bazı tarihleri. Kürt kültürünün Yunus Emre'si diye anılıyor. O tarzda şiirleri var. Kürt halk ozanı diyelim mi mesela, tabii, böyle mi tanımlandıralım? Tabii öyle tanımlanabilir ama gerçekten ilahi aşkı şey yapıyor, temasını işliyor, doğayı işliyor. İnançla ilgili konuları da ele alan, felsefeyi işliyor, tabii tabii. Mesela tarihi olayları işliyor, işte yaşanan tarihi yanlışlıkları işliyor, zulümle ilgili şeyler var, işte İran'la yaşanan hadiseler var, onları işliyor. Yazdığı şiirler yüzlerce kıta mesela olan şiirler var. 90 kıta olan var, 100 küsur olan var. Böyle destansı şiirleri var. Dolayısıyla bu kültürü bırakın yani batıdaki insanlarımız, Kürtler dahi tanımadı, bilmedi. Bunun evveliyatında eğer bir şeyi yasaklar ve yerine hiçbir şey koymazsanız insanlar uzaklaşır birbirinden, kültüründen, geleceğinden, geleneğinden. Önemli bugün bir şey işte bir çatışma kültürü olmuş olur. Çok güzel bir yere getirdiniz. Prensip şu olmalı galiba değil mi? Yani yasaksız bir Türkiye, özgür bir Türkiye, demokrasi, tam demokrasiyi ne kadar içselleştirir ve pratikte bunu uygularsak, meselelere daha ne kadar yumuşak yaklaşabilirsek, ben Güneydoğu sorununun bu anlamda çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu çatışmacı hava, gerginlik, gergin söylemler bizi olmamız gereken yerden başka bir yere doğru savuruyor. Güneydoğu'da da bu çok oldu. Böyle devletin bütün gücüyle, kolluk kuvvetleriyle kendisini, varlığını hissettirdiği bir yerde. Belki silahların gölgesinde, çatışmanın gölgesinde birçok şeyde konuşamıyoruz. Yutkunuyor insanlar. Ama barış olduğunda, işte festivaller yapıldığında, İnsanlar gelip kaynaştığında birbirlerini daha iyi tanıyabiliyorlar, öyle değil mi? Öyledir tabii ki. Bakın Bahçesaray'da şu coğrafyada bulunan iki tane medrese var 1900'lerde, yani 18. yüzyıl sonu itibariyle ve geriye doğru medreseler var. İki büyük medrese var mesela. Arvas Medresesi, Mir Hasan-ı Veli Medresesi. Tabii 1900'lerin başında yasaklanır ve 60 yıl yerine hiçbir şey konmaz. İşte o medreselerde fakih teyranların ardılları yaşıyorlar mesela. İlim öğreniyorlar, kültür öğreniyorlar, astronomi öğreniyorlar, tıp öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Bir bilim bu medreselerde tabii dil öğreniyorlar, edebiyat öğreniyorlar. Eğitim merkezi kültür, olarak eğitim merkezi. 60 yıl hiçbir şey konmuyor yerine. Bir ilkokul dahi konmuyor. Yani bu insan Bahçesaray'da yaşıyor ve 400 yıl önce biz ondan, onun şiirlerinden bahsediyoruz ama 400 yıl boyunca hiçbir şey kalmıyor. Onun, özür diliyorum, yasaklardan sonra hiçbir şey kalmıyor. Büyük bir boşluk oluşuyor büyük orada. Büyük bir karanlık dönem. Bu karanlık dönem işte insanlara ne getirir onu bir düşünmek lazım. Sevgi getirmez, dostluk getirmez, barış getirmez, kardeşlik getirmez. Bu logodaki kuş da kuş, çok hoş, güzel, renkli. Onun bir hikayesi var mı? Fakih Teyran, fakih öğrenci demek, tayır kuş demek, fakih teyran yani kuşların öğrencisi, kuşların dilini bilen, onları büyük bir şey atfediyor kuşlara, öğrencisi sayıyor, bir orada lakabıdır. Orada ama bir gırtlağınızı kullanarak siz onu söylüyorsunuz değil mi? Yani... Doğru, fakih teyran, Q değil harfinin mi? Kürtçe okunuşu. Bir daha söyler misin? Fakih teyran. Şimdi bizim alfabemizde Türkçe'de yok. Türkçe'de o yok tabii yani değil mi? Türkçe söyleyemiyorum. Alfabede bu yok. Ben Q ona gelmek istiyorum aslında. Hatırlatırsanız o şey içinde kaybolmasın. Q ve Q, W, X'lerin evet. Kullanımını mı söyleyeceksin? Evet. Şimdi o dönemde mesela o insanlar yaşıyorlar. Şimdi böyle logoya geldik ondan sonra. Evet. Kuşları bir kuşu, mavi renkli bir kuşu arıyor. Orada hakkın, efendim güzelliğin, sevdanın şiirlerinde onu anlatıyor, rivayet ediyor. İşte onunla konuştuğu rivayet ediliyor. Biz de bu logoyu oluşturduk ve bütün renkleri onda göstermeye çalıştık. Sevginin, barışın, kültürün, çoğulculuğun, dilin, her şeyi buraya koymaya çalıştık. Her bir renk bir şey ifade ediyor. Bu logo onu gösteriyor. Bizim amacımız Doğu Anadolu'nun aslında doğası gibi evet. Ve Türkiye'nin renkliliğini evet. Anlatan bir şey. Evet. Peki şimdi hazır o harflerden de bahsedelim. Harf mesela QX bu meselesi.
harf devriminden sonra işte bizim lügatımızda olan harfler yasaklanır. Q, W, E harfleri. Aslında şu an her tarafta kullanılan Q da var, W da var, E de var. İşte Fransızca birinin ismini yazarsanız bütün Türkiye'nin kurumsal metinlerine hiç sıkıntı olmaz. W yazarsanız sıkıntı olmaz. Ama o yasak o harfleri çıkarıyor bizim lügatımızdan. Niye? Kürt kültürünün, Kürt dilinin işte yasaklanması adına yapılan bir tasarruf. Ama bugüne kadar geliyor. Ne oluyor? Bizim işte Fakiyet Ayran kültürü doğuran kültürümüz, geçmişimiz. Yazılı kültür yaygınlaşamıyor diyorsunuz değil mi? Onlar ötürü o harfler zaten, kullanılamayınca metinler dağıtılamıyor. Yani mesela faki yazdığınızda bir anlam ifade etmiyor Kürtçe'de. Faki demeniz lazım. Hatta K ile yazınca olmuyor yani. Olmaz. Bunu Q ile yazmak lazım. Mesela kalp dediğinizde, yani Farsçayla da benzerliği var. Kalp dediğinizde gönül anlamını taşıyor. Yazdığınız zaman Q'yu kullanmanız lazım. Onu K ile yazdığınız vakit kelp olur ve affedersiniz köpek anlamı taşır. Hı. Çok kalp ama yani biz mesela Türkçe'de kalp dediğimizde o sadece insanın bir organını anlatıyor ama, ve yeter eksik mi kalıyor ama ifadede? Kürtçe'de eyle ifade ediliyor kalp. A değil, kalp ha. Değil. Kalp işte Türkçe'de kalp diye ifade ediyorsunuz ama Kürtçe'de kalp eyle konuşulduğu evet. için Q'nun yerine K koyarsanız... Gönül anlamına da geliyor evet. mu peki o? Kürtçe'de evet. de gönül. Evet. Q'nun yerine K koyduğunuzda farklı bir, evet. Çok kötü bir anlam evet. tezahür ediyor. İşte bunlar karşılığı yok Anadolu'da, Kürt coğrafyasında, yani insanların, Türkiye coğrafyasında. Yani insanların, şunu anlıyorum ve belki öyle özetlemek de uygun olur mu ne dersiniz? İnsanların dillerini, kültürlerini, özgürce öğrenmeleri, konuşmaları ve kullanmalarının önündeki engeller kalktığı zaman önemli bir özgürlük alanı evet. açılıyor. Evet. Biz şimdi onu yapmaya uğraşıyoruz. Bakınız bizim davetiyemizde bu harfler var. Bir kurumsal şeydir, devlet kurumudur valilik. Valilik onu yazıyor oraya, Q harfini. Fakir Teyran ismini telaffuz ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri onu meclise taşıdılar orada soru önergesi olarak falan. Sonra mahkemeye verdiler valiliği vesaire. Ama çok enteresan bir şey daha var. Ama kanunumuzda, nizamımızda hala yasak olduğu için valinin kontrolünde olan bir il tasarrufunda da bir parka verilen ismi valilik şey yapıyor. Çok iyi anladım bu defa ama üzerine gidiyor. Ama yani bakın bunları aşacağız diye aşacağız. Umut ediyorum. Mesela yani bunlar aşılmayacak meseleler kendi değil. Kendi onu konuşuyor, yazıyor ama devlet ona diyor ki sen git bunu şey yap diyor. Yani bunu çok iyi anladım. Bu arada Twitter'dan başka ilçelerinden de mesajlar atıyorlar Van'ın. Bizi demek ki izliyorlar. Onlara sevgi ve saygılarımızı gönderelim. İyi pazarlar. Evet. Barış'ın ben hakim de. Olmasını, kalıcı evet. olmasını dileyelim. Erciş'in ve başka ilçeleri de var. Siz onların isimlerini de söyleyin isterseniz. Onların da gönül evet, koymasınlar. Biraz evvel söyledim. Dün Erciş ilçemizde İnci Kefali Festivali vardı. Orada inci kefalleri tatlı suya doğru giderler ve orada yumurtalarını bırakıyorlar. Orada ürüyorlar ama çok zorlu bir gidiş. Yolculuktan tabii. sonra. Setler var, işte engeller var. Onları atlayarak geçiyorlar ve kilometrelerce tatlı suya gidip orada o şeyi bırakıyorlar. Bu Alaska'da var. Yani somonların görüntüsü var dünyada. Bir de burada var. Ama bizim görüntümüz onlara beş basıyor. Çok güzel. Yüzlercesi aynı anda atlıyor, uçuyor. Orada tek tük böyle şey var. Ama Alaska'ya dünyanın insanlar gidiyorlar ve turizm merkezi haline geliyor. Halbuki Van'da da böyle bir zenginlik olduğunu demek ki birçok kişi bilmiyor. Kesinlikle öyle muhteşem bir şey var. Muradiye'de var aynı şekilde. İki hafta önce Muradiye'de de aynı. Muradiye Şelalesi kenarında. Orası da tatlı su. Oraya da işte insanlar gelmesini arzu ediyoruz, görmelerini arzu ediyoruz. Şimdi şehir bölümümüze ben geçmek istiyorum. Süremiz de çok az kaldığı için Gülşen Hanım, arkadaşlarımızın elinde o görüntüler vardı. TRT Şeş'in görüntüleri galiba onlar. Oradan bize birkaç örnek versinler. Sonra belki Gülşen Hanım da bize burada bir şiir seslendirir ya da okur. Bakalım o görüntülere neler varmış bu görüntülerimizde arkadaşlar. Sesini eğer verebiliyorsanız bize verin. Ey avu af, ey avu af. ما تو بعشق محبتي موج بيلان طافي بلاف بسكنه براحتي ب
براحت و بسکنی یان عاشق باغ خوی یان شبهت قلب می جعشقا که ناتبتی. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar, bu görüntüler kalsın. Bir kelebek ekranda da Gülşen Hanım'ın görüntüsünü sevgili yönetmenim Oktay'dan da rica edeyim. Hem o görüntüleri görmüş olalım, hem Gülşen Hanım'ı görelim. Siz de bize bunu isterseniz Türkçe olarak lütfen söyleyin veya yorumlayın. Kürtçe bir şiir herhalde, değil mi bu? Şimdi Ey Avu Av, Ey Avu Av şiirin ismi 90 kıtadan oluşuyordu. Şimdi daha farklı, daha başka da kıtalarını bulmuş bizim araştırmacı yazarlarımız. Biraz önce bahsettiğim Dicle'nin başlangıcı olan Müküs Çayı, işte bu büyük çayın kenarında olan evinden muhtemelen işte ona seslenerek yazdı. Ona sesleniyor, bu gürültü, bu haykırış, bu sesleniş ne için diyor, yani niye yapıyorsun bunu, sen de mi benim gibi üzgünsün, sen de mi benim gibi beklentilerin var, birebir değil ama meğerlendi, özetleyerek soruyorsunuz. Bu suyla konuşuyor, su da ona cevap veriyor. İnsanlar işte fakiri, işte bu şeyi yaparken görünce hayretler içerisinde kalıyorlar, işte bunlar dilden dile geliyor. Çok güzel. Su ile iletişimi bana Latin Amerikalı ozan Pablo Neruda'nın da denizle olan konuşmalarını çağrıştırdı. Dünyanın aslında ortak dili, şiir, doğayı ve barışı insanlara anlatan bir güzel bir yol. Süremizin bittiği uyarısı geliyor. Son birkaç bunu cümleyle... Bunu şey yapayım arzu ederseniz. İsterseniz tamamlayalım. Ey Avu Av'ı iki kıtasını ben tercüme edeyim size. Lütfen öyle, o şekilde bitirelim. Ey Avu Av, Ey Avu Av. Matub aşk ve muhbeti, mevcu peyla davi bela, be sekne u be rahati, be sekne u be rahati, müştaki gulzari huyi, ya şifatej dilemeyi, je aşka ke te u te. Diyor ki, ey su, ey su, sen aşkın muhabbeti için mi böyle azgın ve dalgalısın, hiç durulmuyor, rahat etmiyorsun? Hiç durmadan, hiç rahat etmeden gül bahçeni mi müjdeliyorsun? Şüphen mi var yüreğimden, sadece sana olan aşkımdan? Su da ona diyor ki, ey fakir delal, kesicimin ne yaparsa pırsı sual, kıtrek ji behre alemi, hatta gihame ve demi. Ey yüreği su gibi olan güzel fakir, kimse benden sorgu sual etmiyor. Bu alem denizinde bir damlayım bu zamana gelene kadar. Evet, o da ona cevap veriyor. Böyle, bu, 90... böyle bir diyalog karşılıklı götürüyorlar aralarında ve güzel bir şekilde yansıyor. Doğanın, insanın ve huzurun bir anlamda huzurun, belki. Huzurun, bakın bu insanlara yansıyor işte. İnsanlar edebiyatla büyüyorlar, sanatla büyüyorlar, dille büyüyorlar, türküyle büyüyorlar. Onun yerine bir şey koymayınca Allah muhafaza işte böyle bir sonuç. Ben bu festivallerin önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. O yüzden sizi tebrik ediyorum arkadaşlarınızla birlikte böyle güzel projelere imza attığınız için. Bütün Türkiye, özür dilerim, bütün Türkiye bizi izlerken biz gerçekten Türkiye'den insanları buraya bekliyoruz. Görmelerini istiyoruz, yaşamalarını istiyoruz. O diyaloğu yaşamalarını arzu ediyoruz. 15-16 Haziran'da Bahçesaray'da herkesi misafir etmeye bizim gönlümüz yeter. Misafirlerimizi zaten halk evlerini temizliyorlar, yataklarını şimdiden yıkıyorlar. Şimdiden hazırlıklar tamamlanmış ve gelip durumda. Diyorlar ki işte bu misafiri biz götürüp misafir etmek istiyoruz evimizde. Bu diyorlar. Bilgileri paylaştığınız için ve geldiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Arvas ve Arvas Medresesi'nden de bahsedebilir misiniz demiş Abdülhakim Arvas isimli izleyicimiz. Ona da teşekkür edelim. Bütün Erciş'lere, Bahçesaraylılara ve Vanlılara diyelim genel olarak, evet. Kimsenin de gönlü kalmamış olsun. Evet. Sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet, bugünkü yayınımızın da sonuna gelmiş olduk. Oktay Mutlu, Bengü Şap ve ben Hakan Çelik sizlere iyi bir pazar diliyoruz. Diliyoruz ki, ayrıca ben diliyorum ki bu hafta, önümüzdeki hafta İstanbul Gezi Parkı ve onunla ilgili tartışmalar barışçı bir şekilde devam eder. Hiçbir şekilde şiddete başvurulmasın. Güvenlik kuvvetlerimiz de lütfen aşırı bir takım güvenlik tedbirlerini alırlarken aşırı önlemlerle güzel olmayan görüntülere neden olmasınlar. Herkesin sağduyulu ve sorumlu bir şekilde çevreye, doğaya sahip çıkanlara da biz de sahip çıkalım. Şehir herkesin ve burada insanlar görüşlerini demokratik bir şekilde paylaştılar. Belediye ile hükümetle bir araya gelerek bu güzel projede birlikte konuşalım, tartışalım.
Gelecek hafta yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.